hep vardı tiyatro. Bilim, ilim, teknolojinin hızla ilerlediği yaşamımızda gelişimini tamamlamış çağdaş, modern ülkelerde kültür ve sanat da aynı paralelde değişmekte. Ülkemizde bereketli Anadolu toprakları üzerinde antik çağlardan beri hüküm sürmüştür tiyatro. Kazıldığında neredeyse her metrekaresine bir antik amfiteyatro düşecek kadar zengin, başlı başına bir kültür hazinesi Türkiye. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de tiyatro geleneği, orta oyunu, meddahı, Karagöz'ü hacivatı ile çok dilli, çok kültürlü dokusunu korumuş, saraydan halka, halktan saraya bir köprü olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra bir rönesans yaşandı adeta Türkiye'mizde. Cumhuriyet kurumları ve kazanımları içinde diğer sanat dalları ile birlikte gerekli ve önemli yerini aldı tiyatro. Laik demokratik cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüzün vurguladığı gibi sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Çünkü sanat ülkenin çatısına destek veren temel dayanaklardan biridir. Özgürlükçüdür, özgürlüktür tiyatro, ışıktır, aydınlanmadır. Uygar insan düşünen, yorumlayan, araştıran, eleştiren, özgün insan olmalıdır. Ufkumuzu genişletmek, beynimizi ve ruhumuzu zenginleştirmek için tiyatro yaşamda vazgeçilmezlerden, olmazsa olmazlardandır. Birey çağına tanıklık eder tiyatro aracılığıyla. Sorar, sorgular. Güçlüdür tiyatro sanatı. Çünkü anlatacak sözü vardır hep. Dinamiktir, enerjiktir tiyatro. En yalın eğitim aracıdır. Dil birliği bir ülkenin temel yapı taşlarındandır. Her ülkede dilin en güzel kullanıldığı yer tiyatro sahnesidir kuşkusuz. Günümüzde aşırı derecede yozlaşan Türk dili kullanımının doğru çizgide gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenir tiyatro. Hoşgörü yoksulluğunun alabildiğine egemen olduğu ülkemizde olayların, sorunların şiddetle değil, anlatarak, anlaşarak çözülebileceğini vurgular tiyatro. Aydın insan şiddete başvurmayan insandır. Barışçıl bir dünya düşler tiyatro. Şiddetten uzak. Bölücü değil, birleştiricidir. Yıkıcı değil, yapıcıdır. Eleştirir, inceler, yanlışı, kötüyü haykırır yüzümüze. Toplumun gelişmesine, değişmesine öncülük eder. Ancak günümüzde ne yazık ki durum çok farklı. Nicel olarak zaten yetersiz kalan tiyatro salonları yıkılıyor, yok oluyor. Sanatın beşiği bu şehri İstanbul'da tam nitelikli tiyatro salonu sayısı her geçen gün azalmakta. Ödenekli tiyatrolar bile salonsuzluk sorunuyla karşı karşıya. Tüm engellemelere ve zorluklara karşın İstanbul gibi pek çok kültürün aynı potada eridiği böyle muhteşem bir kentte bugün irili ufaklı mekanlarda 300'e yakın oyun sergilenmekte. Pırıl pırıl yetenekli gençler mesleklerini sürdürebilmek adına buldukları her delikte, dehlizde, kovukta, apartman katında, odasında, bodrumunda vurucu, etkileyici oyunlar sahnelemekte. Ne var ki bu alternatif mekanların çoğu da yıkılarak otel, alışveriş merkezi olma yolunda. İstanbul'daki karamsar tabloya karşı neyse ki Anadolu'nun çeşitli kentlerinde giderek tiyatrolar yeşermekte. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ekonomiden öte en önemli asal kriter kültür, sanat ve elbette tiyatrodur. Nüfusu 2 milyonun altındaki AB ülkelerinde kasabalarda bile opera, tiyatro varken bizde neden olmasın? Bu bağlamda gelin her ile her kasabaya bir tiyatro hayalini hedef belirleyelim. Bu hayal yalnızca daha iyi eğitimle gerçekleşebilir. Tiyatro aşktır, sevdadır, tutkudur, yaşam biçimidir. Hadi bizler de harekete geçelim. Her ile, her kasabaya, tüm Anadolu'ya tiyatro tohumları serpelim.
Gelin tiyatroya, bizimle birlikte yaşayın, yaşatalım. Hep vardı tiyatro, hep var olacak tiyatro.